Çok saçma. Efendim damat. Anneciğim merhaba, nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol anneciğim, sağ ol. Yani iş güç yuvarlanıp gidiyoruz işte, biliyorsun. Bir yandan koşturmaca filan. Ya anne, ben şey soracaktım. Şöyle söyleyeyim. Faruk Bey bugün böyle gergindi şirkete. Ve aramızda Yavuz'la birlikte bayağı bir çatışma oldu. Yani gerginlik oldu. Sonra Faruk Bey biraz böyle kendini bize karşı affettirmek istiyor. İşte bu yüzden de hani dedi ki o hani... Yavuz, sizin evde yaşıyor ya anneciğim. Hani Yavuz'dan da özür dilemek için, özellikle Yavuz'dan. Hani benden de dileyecek ama asıl Yavuz'dan dileyecek. Onun için dedi, hani Yavuz da sizde oturduğu için, kaldığı için... hani kendini sizin eve davet ettirtti. Uygun musun? Gelsin mi anne? Ederim tabii. Gelsinler. Hepiniz gelin. Ah, sağ ol anne. Çok naziksin anneciğim. Sağ ol, sağ ol. Ayrıca eklememi istedi anne. Seni de çok görmek istiyormuş ya. İyi, gelsin görsün bakalım. Akşama görüşürüz. Tamam anneciğim, tamam. Hoşça kal. Faruk'u sihirlediğimi hiç kimse fark etmemiş, iyi. Bu da aynı Dudu gibi davranıyor. Pakize olsa ağzına suyu akardı. Görünmez olup oraya gideceğim ve her şeyi izleyeceğim. Bu adam şimdi geç kalır. Anlatın bakalım. Nasıl geçti gününüz? Cem nerede? Ceren nerede? Anneciğim onlar kafedeler. Yani onlar çalıştıkları için, kafeyi idare ettikleri için zaten ben gelebildim, buradayım. Yani işte bir yığın dert anne. Şimdi bizim Barış Cem'in evine ortak oldu ya. Yani tamam hani Tuğçe bazı açılardan haklı da... ama bazı açılardan da böyle tahammülsüzlük gösterip sorunlar çıkartmış. O yüzden bizim oğlanla küsler. Aman şimdiden vıdı vıdı yapıyorsa sözlenmesin canım. Ciddiye binmesin iş. Bu yaşında bu kadar uyuzluk yapan kadın evlilikte hiç çekilmez. Aa, ama anneciğim siz Tuğçe'yi severdiniz. Canım Tuğçe el kızı. Neticede ben torunumu onun huzurunu düşünürüm. Anne şimdi bilmiyorum sırası mıdır ama benim bir fikrim var. Ve sizin bizim üzerimizde çok büyük bir hakkınız olduğunu bildiğim için size bir konuda danışmak isterim. Bir sorum olacak yani. Buyur Yavuzcuğum, sor. Şimdi annem, biz uzun zamandır kızımla beraber sizin yanınızda yaşıyoruz ya. Hani bana faturaları falan da ödetmiyorsunuz. Hatta mutfak masrafına bile dahil olamıyorum ya. Ben bu konuda çok eziliyorum anne. Ama bir yandan da tabii bu masraflara katılmamamdan dolayı ben bir miktar para biriktirdim. Ve ben bugün bir bankaya konut kredisi görüşmesi için gittim. Şimdi malum kızım büyüyor benim. Yani değil mi? Artık arkadaşları falan gelmeye başlayacak eve. Çok gürültü olacak anne. Feci feci yani kulak kulağa duymayacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum kafanız kaldırır mı bu durumu. Hatta biz bu eve taşındığımız zaman demiştiniz ya... ev alınca isterseniz gidersiniz diye. O gün bugün olsun mu? Tabii ki evladım. Yani hayat sizin hayatınız. Sen şimdi kızınla küçücük bir odada değil, size ait olan bir evde yaşamak en tabii hakkın. Tabii ki. Gidebilirsiniz istediğiniz zaman. Ay geldi. Ay geldi. Ay biriniz açın, ben bakmayayım şimdi. Allah ben bakmam. Madem benden özür dileyecek, ben açmam. Madem öyle, ben bakayım o zaman.
Buyurun Faruk Bey. İyi akşamlar Sadık Bey. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İnşallah çok bekletmedim. Merhaba tatlım, nasılsın? Yetişen Hanım. Yağız. Dudu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Yatak odamıza kadar girdi. Dudu onu parça pinçik edecek. Sen köpeğin tekisin. Ayak ucumda yattın, ne var? Hele bir gelsin de kim kimi parçalıyor? Hem suçlu hem güçlü. Bağırıp durma. Senin yüzünden bütün gece rezil oldum. Zamanı geri alıp herkesi geri yollamak zorunda kaldım. Hoş, başının üstünde kalpler uçuşmasaydı bütün gece hiçbir şey anlayacağımız da yoktu. Ama en kısa zamanda bu hislerimi kontrol etmek için de kendime sihir yapacağım. Pakize Peri, sen bir rüyada mısın ha? Senin artık sihir güçlerin olmayacak. Bütün bu yaptıklarından sonra bunu unut. Hala kopyalarım dışarıda Periliçe. Onların da benim gibi olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Asla size yakalanmıyorlar. Ya seni gözümün önünden ayırmazsam ha? Ya benimle birlikte benim şatomda dizimin dibinde yaşamaya mahkum edersem? Hayır, fani olur ölürüm de kabul etmem. Kaçarım, izimi bulamazsınız. Kaçamazsın. Çünkü senin sihirlerin yok. Sen bir fanisin. Ve de... Ve de... Ve yine parmak kadarsın. Hadi. Şimdi Dudu'dan özür dilemeye gidiyoruz. Dilemem! Dilemeyeceğim! Asla dilemeyeceğim! Dileyeceksin. Dilemeyeceğim! Taci, Toprak, biz gidiyoruz. Hoşça kalın. Dilemeyeceğim! Güle güle. Ay ne olur karımı gönderin bana. Lütfen Periliçem, lütfen. Of, ne yapacağız şimdi anlamıyorum ki ya. Anne, başına bunların geldiğine inanamıyorum. Ya ben? Asıl Pakize'nin benim yakın akrabam olması başıma gelen en kötü şey. İşte suçlu geldi. Seni parçalayacağım, seni gömerteceğim, seni... Bırak beni! Seni nasıl gömerteceğim? Isıracağım. Sen nasıl beni şu parmak kadar halinde aş beyler bıraktı buralarda? Sen benim ne hakkımca... Dudu, Pakize, durun biraz. Periliçem, lütfen Pakize derken bana değil ona bakın. Dudu derken de ona değil bana bakın. Artık alınıyorum yani. Derhal bana şatomu gösterin. Sihirli aynam yok. Sihirli güçlerim yok. Kocamı istiyorum ben. Seyredin. Hala kendime gelemiyorum. Bana o yemekleri yediren, gözümün içine bakan, aşkım, canım, cicim diyen meğer Pakize miymiş? Kocama aşkım cicim mi dedin? Ayrılıkta seyredin. Ya ben bile anlamadım.
Ta ki Faruk amcayı görene, başında kalpler uçuşana kadar. O nasıl bir andı öyle? Benim bedenimle, kocamın da olduğu sofrada o aşk salak Faruk'la kesiştin mi? Ha? Evet. Çabuk beni eski halime çevirin Periçe. Şu topuklarımla ezeyim şunu. Ha? Ha? Ezeyim mi seni geberteyim mi? Seni geberteyim mi? Asırayım da parçalayayım mı seni? Size kavga etmeyin ve seyredin dedim. Dün gece kocanı dizlerime yatırdım, tüylerini de okşadım. Ne? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Hayır, sen ne yaptın? Pekala. İkisi de iyi bir cezayı hak etti. Ne Pakize laftalandı ne de öbürü. Evet Periçem de ne yapmayı düşünüyorsunuz? Önce şu durumu bir halledelim. İkisi de gerçek bedenlerine dönsün. Pakize Pakize, Dudu da Dudu olsun. Yani annemi eski haline derken eski boyutuna getirmeyecek misiniz? Hayır. Onları çözüp aralarındaki meseleyi halledene kadar böyle bırakacağım. Sonra da biz gideceğiz. Ne yani? Annem böyle parmak kadar mı kalacak? Evet. O böyle parmak kadar kalacak. Onun yerine de kopyası bakacak. Evet, kopya Dudu. Parmak Dudu burada kalacak. Ve sen onun yerine şatodaki bütün işlere bakacaksın. Peki Periliçe. Evet, şimdi görünmez oluyoruz. Önemli değil kızım, önemli değil. Şimdi İngilizce bir yazı yetiştirmeye çalışıyorum da ondan böyle kafam çok çok dağılıyor. Sen bak işine kızım. Yani bu arada hassasiyetin için teşekkür ederim anne. İnşallah emekliliğin göz açıp kapayana kadar geçer de bu yorulduğun günlerin acısını çıkarırsın. İnşallah. Ay bir de ben konuşup rahatsız etmeyeyim seni. Dudu, karımın kılığına giren Pakize'nin Yavuzların taşınmasına evet dediğinden haberi var mı? Bilmem. Benim Pakize şatoda belirmemle buraya yollanmam bir oldu. Ben okula gitmeden önce anneanneme gideceğim. O zaman söylerim. Mutlaka söyle. Periliçe ile konuşsun. O da niye karımı parmak kadına çevirdi anlamadım yani. İşte Pakize alaya çok kötü davranmış ya. Barışsınlar diye öyle yapıyor. Yedi cihan bir araya gelse onlar barışmaz. Dedem böyle dedi dersin. Tamam derim. Evet, yazı işi bitti. Yollama işi de tamam. Toprak geliyor musun kızım? Yok baba, ben bugün servisle gideceğim. Hava güzel, trafikte olmaz herhalde. İyi hadi öyle olsun bakalım. Evet, ben çıkıyorum. Hadi iyi işler oğlum. Teşekkürler. Ha, dur. Unutmadan. Al bakalım harçlığın. Yok baba, sabahleyin verdi anneannem. Aşk olsun anneannesi. Ay olur mu öyle şey? Lafını bile ettirmem. O benim torunum. Sen yine de al bunu kızım. Bunu kumbara fonuna aktarırsın babandan. Tamam. Hadi bakalım.
İyi o zaman ben gidiyorum artık. Gel babaya bir öpücük ver. İyi dersler canım benim. Görüşürüz baba. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Tamam o zaman ben hemen anneannemi görmeye gidiyorum. Dediklerimi söylemeyi unutma. Taci, senin için ne hazırlayayım? Ben kendi karımı istiyorum. Kopyasını değil. Kaybol gözümün önünden. Öf. Şu kafesten bir kurtulayım, sihirli güçlerime kavuşayım. Tozunu, zerreni bırakmayacağım senin. Kızım, ben periyim. Bütün zerrelerimi toplarım... Gene ben olurum. Senin aklın ben kızdım mı ne sihirler yapacağını hayatta ermez. Dudu isterse ne kadar kötü olabilir onu bilmiyorsun. Ay, göster bakalım. Tabii o kafesten çıkabilirsen. Ben çıkamazsam sen de çıkamazsın. Kopyaların da seni bulamaz. Beni bulamasınlar da görürüz o zaman. Demek ki sizi bir an bile gözümün önünden ayırmamam lazım. Tamam. Çözümü buldum. Nereye gitti bunlar? Ayol ne oluyor? Ne bileyim canım. Ay. Ay şu kuşlara bak. Ay ne güzel onlar bizden özgürler. Ay ne güzel, nereye gidiyorlar bunlar? Ay şimdi de onları kıskan. Eski haline dönünce kuş ol da uç, çok uzaklara uç, git buradan. Onlar bizden özgürler. Nereye gidiyoruz peki biz şimdi? Gazan mübarek olsun. Ne demek bu şimdi, bir fani deyim mi? Ne demek, oraya gidince öğrenirsin. İnsaf nedir bilmez, pes etmez misiniz ha? Sabahtan beri sizi izliyorum. Didişmeye bir an bile ara vermediniz. Aa, torunu mu orada? Ne işi var onun? Bilmem. Herhalde seni görmeye gelmiştir. Bari haber verin de burada olduğumu bilsin. Vereceğim. Ama şunu bilin ki bundan sonra 24 saat gözüm üzerinizde olacak. Aa, neymiş o? Çünkü sen kopyalarım gelir beni kurtarır demiştin ya. Ben senin başındayken onların geleceğini hiç sanmıyorum. Gelseler bile onları tek tek yakalar. Onların seni düzeltmeleri riskinden kurtulmuş oluruz. İşte Pakize kuzen. Gazan mübarek olsun bu demek. İroni tabii. Toprak peri. Sihirli sabahlar periliçem. Pakize alanın şatosundayım. Ne o? Neden annemi göremiyorum? Daha demin buradalardı ama şimdi yoklar. Çünkü buradalar. İstiyorsan gelip anneanneni görebilirsin. Çok iyisiniz. Geldim Periçem. Anneannem nerede? Anneanneciğim. Ya gör anneanneciğinin halini. Neydim, ne oldum? Hep bu canı yüzünden. Hem de suçsuz, günahsız. Lütfen Dudu Peri. Suçsuz, günahsız deme. Senin de Pakize'ye neler yaptığına dair bir sürü kayıt var. Şimdi sihirli aynamı açtırıp da o kayıtları tekrar tekrar izlettirmek zorunda bırakma beni. Az bile yaptın, hak etti. Bana bak, sana mı kaldı bana ders vermek, ceza vermek, ha? Sen konuş konuş, çekeceğim var. Ay Perileceğim, lütfen şu kafesi bir saniye bir açsın. Şuna bir saldırsam gene buraya geleceğim. Ya anneanneciğim ne olur kavga etmeyi bırakın. Çünkü sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Perileceğim, bunu söylemek zorundayım. Dedem de çok tembih etti ama
Neyi? Ne dedi? Babam bir bankayla görüşmüş. Konut kredisi almak için. Ev bakıyor. Dün gece Pakize Alay'ı sen zannettiğin için konuyu açtı. Peri olduğumuzu bilmediği için. Eda'ya da bakıyorsun, bana da bakıyorsun. Yaşlandığını zannediyor. O yüzden üzülüyor. Ben de genç kız olmaya başladığım için artık arkadaşlarımı çağıracak bir evim olmasını istiyor. Dün gece de Pakize hala senin yerine tamam dedi. Ne? 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 Dudu sus biraz. Ben her şeyi hallettim. Toprak peri. O kargaşada sana söylemeyi unuttum, affedersin. Evet, ben her şeyi çözdüm. Yavuz o konuşmayı yapmadı. Dolayısıyla hiç kimse de Pakize'nin cevabını duymadı. Şunu da çözemedik. Oh, of. Bak, Periliçe'nin önünde and olsun. Şu kafesten kurtulduğum gün benden çekeceğim var. Hayatını cehenneme çevireceğim. Dudu. Böyle kinle konuşmaya devam edersen, korkarım hep böyle kalacaksın. Toprak Peri, hadi sen okuluna git. Ben gerektiğinde sana anneannemle ilgili bilgileri veririm. Ben sizin yanınıza gelemem. Çünkü bu ikisini de asla gözümün önünden ayırmamayı öğrendim. Tamam Periliçem. Anneanne sen de artık Pakize Alay'la kavga etmeyi bırak da bir an önce şatoya dön. Dedene selam söyle. Benim için de öp onu. Tamam, söylerim. Sihirli günler. Ay.